Merhaba FCM Blog takipçileri. Yeni bir maraton programında yine yeni bir konukla beraberiz. Bugün yanımızda Mehmet Köksal, namı diğer soru arsenalist var. Merhaba Mehmet abi, nasılsın? Merhaba, iyidir ya. Sizler sormadan nasıl olun? Biz de iyiyiz, uğraşıyoruz. Osman abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Mehmet'e teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Kırmadı bizi. Bir Estağfurullah. de büyük keyif benim için. Öldüm ama. Yo, estağfurullah. Sağ ol. Bir de yayınımızı takip ediyormuş Melih Şabanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Onun takip etmesi bizi onar etti açıkçası. Ondan sonra Mücahit'e atıyorum pası. Az izleyicimiz var ama öz izleyicimiz var demek ki, bu şekilde yorumlarım ben. Neyse, buradan Galatasaray'a geçelim. Bir Mehmet abiye bir Galatasaray yorumlatalım. Biz zaten her hafta yorumluyoruz da Mehmet abiden bir duyalım. Galatasaray iyi başladı, sonra belirli bir düşüş yaşadı. Özellikle Fenerbahçe, Rangers Fenerbahçe sürecinden sonra. Sonra tekrar yeni bir yükselişe geçti 3 maçtır. Nasıl başladı? Neden düşüşler oldu? Sonra yükselişin sebebi neydi? Bu şekilde bir senden bir yorum alalım bu döneme dair. Neydi Galatasaray'da istikrarsızlığın sebebi? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Galatasaray'daki aslında yapının en böyle değiştirici parçası özellikle geçen seneye göre bu pas oyunda hep şey vardır. Ya böyle başaramazsanız pas oyunu böyle mıy mıy bir takım oluşur. Hani cidden böyle izlemesi hiç keyif vermez, saçma sapan bir şey ortaya çıkar. Galatasaray'da geçen sene aslında biraz daha oraya dönmüştü. Lig başında da Taylan'ın özellikle takıma eklenmesiyle beraber çok değişik bir Galatasaray izledik. Yani biraz daha böyle hareketli. İşte yani Lemina oynuyordu mesela, öyle maçlar var. Seri Enzonis falan oynuyordu yani, aynı anda hani saçma sapan 11'ler görüyorduk. Birbirine benzeyen sürekli adamlar oynayıp duruyordu. Taylan oynayınca stoperler arasında çok giren oyuncu olmadığı için Galatasaray öne bence biraz daha rahat çıkabiliyor. Fakat hani bu takımın aslında belirli şablonları da var yani. Şimdi mesela solda bir oyuncu Saraç sakatlandı ki o dönemde sakatlanmıştı aslında Galatasaray'ın tekrar düştüğünün yaşandığı dönemde. Soldan akıcılık olmadığı zaman oraya mesela Lines koyduğunuzda bu olmuyor yani. Yani bir şekilde kanatları merkeze yiyorsanız oyunu, yani Galatasaray'ın mesela Feghouli ters taraftan Arda orada oynuyor. Hepsi bunları merkeze giriyor zaten. İç tarafta konumlandırıyor bunları Fatih Terim. Kanatlarda otomatik olarak tek oyuncuya düştüğü için ters ayaklı Lines koyduğunuz zaman mesela oyun akmıyordu. Yani veya bu takıma böyle birazcık hareketsiz forvet koyduğunuz zaman hani sistem işlemez olmaya başlıyor. Yani Galatasaray'ın en büyük sorunlarından biri bu bence. Biraz böyle oyuncu özelinde çok ilerliyor. Oyuncu profili özelinde çok ilerliyor. Aslında Galatasaray'ın oyunu en büyük değiştiren şey bence Taylan olmuştu. Yani biraz daha böyle Galatasaray'ı farklı bir yere konumlandırmıştı Taylan oyun yapısı sebebiyle. Ki çok da aslında modern bir dönüştü bu yani geçen seneye göre. Ki bu da işe yaradı yani Galatasaray'ın önünde Feghouli olsun, işte Belhanda olsun orada merkezde oynayan Emre Kılıç oraya mesela çok iyi oturdu. Bu oyuncularla Galatasaray'ın biraz daha böyle akışkanlığı artmıştı. Belli bir seviyede takım savunması da olunca Galatasaray'ın bu akışkanlıkla beraber gerçekten de Süper Lig'de sonuç alabiliyorsunuz yani. Yani çok derine yapıp mıymıy top oynamadığınız zaman yine bir şeyler yapabiliyorsunuz. Galatasaray'ın da bu şekilde bence performansı artmıştı yani kısaca özetlemek gerekirse. Peki buradan senin bir sorun vardı bugün Twitter'da, onu soralım hemen. Taylan'ın önünde kimler oynamalı yani merkezde? İşte Feghouli, Emre Kılıç mı? Emre Kılıç, Belhanda mı, yoksa Belhanda, Feghouli şeklinde? Sen nasıl bir doğru yapı görüyorsun orada? Ben de epey düşündüm aslında o konuda da yani pek de böyle net bir cevabım yok. Genelde Belhanda sola geçsin diyenler çok olmuş. Nice dönemlerinde falan Belhanda solda oynadı ama ya biraz daha solda aslında çok o verimi düşüyor Belhanda'nın. O akıcılığını kaybediyor. Yani Belhanda'nın getirdiği en büyük artı işte topu sürekli öne götürmesi diyoruz da onu biraz kaybediyor gibi oluyor. Sürekli zayıf ayağına çekiyor topu ve hani biraz da top kayıpları artıyor, geri dönmeye başlıyor, ezmeye başlıyor. O yüzden merkezde ve sağ tarafta o. Özellikle sağdaki Galatasaray'ın üçgeninin işte geçen seneki Mariano olsun, Belhanda Feghouli üçgeninin oluşmasının temel sebeplerinden biri de odur aslında. Biraz daha böyle sağa yakın oynadığı zaman Belhanda çok daha iyi oluyor. O yüzden hani solda ben Belhanda'yı pek düşünemiyorum yani Galatasaray yapısında. O yüzden sanki bir şekilde Emre Kılıç ve Belhanda yapıp Feghouli'yi sağa atmak ya da tam tersi Feghouli'yi merkeze alıp Emre Kılıç'ı kanada atmak yine böyle biraz daha mantıklı gibi geliyor bana ama henüz bu soru için
çok daha net bir kararım yok. Hani şu olsun diyemiyorum yani. Biraz daha görmek lazım sanırım. Peki Osman abi sen ne diyorsun? Sence hangi ikili daha doğru olur? Yani illaki kusurlar vardır da hangisi senin için daha doğru geliyor? Bence de zor cevap. Çok net bir cevap. Bence çok zor gerçekten. Şimdi Fegoli gelince Belhanda'nın yokluğunda birden pas akışını falan daha iyi sağladığını gördük. Takımın ileri çıkmasında doğru pas tercihleri veriyor. Geriye yaklaşıp çok iyi top dağıtıyor. Bir de sağda Feghouli yerine Olcan oynuyor. Olcan da dinamizm katıyor. Belli bir dinamizm kattı takıma. Enerji kattı. Biraz mesela Galatasaray'ın geçmişteki en büyük sorunlarından biri ön tarafın çok ağır kalması. Yaşlı oyunculardan kurulu olduğu için hani ön tarafın hareketsiz kalmasıydı. Olcan bunu biraz giderdi. Biraz oraya enerji kattı. Takımın temposu biraz daha arttı. Şimdi Olcan'ı da kesmek çok zor. Solda Belhanda'yı oynatmak bence de çok iyi durmuyor. Benim gözüme de çok iyi gözüküyor. Bir de Babel dönünce Babel de skorer bir oyuncu yani. Babel'in de ihtiyacı var bu takımın Babel'e. Babel de formda da biraz da forma da girmişti yani şey olmadan önce, hasta olmadan önce. O Babel gelince solda Babel oynar gibi geliyor. Ama Belhanda'yı mı yedek bırakacak bu takım? Emre Kılınç sol iç diye düşünüyorum mesela. Solda Babel, sol iç Emre Kılınç. Sağ iç Fegüli ya da Belhanda gibi geliyor bana. Hani ikisini aynı anda oynatamıyorum ben kafamda. Ama oynamaları da lazım gibi duruyor. Olcan'ı kesip Fegüli'ye atsam sağa, solda Babel, sağda Fegüli olunca da bu sefer o geçmişteki temposuzluk sorunu tekrar ortaya çıkar gibi geliyor. Emre Kılınç kurtarır mı o temposuzluğu tek başına? Ondan da emin değilim. O yüzden işin içinden çıkılamaz bir durum var yani gerçekten de. Yani temel bir yapısal sorun var. O zaman 3 seneden beri gelen yani 3 senelik bir yapısal bir sorun var gibi gözüküyor. Ben de şu şekilde cevaplayayım o zaman. Belhanda'nın artısı savunmada daha çok disiplin katıyor. Yani savunma şeyi daha fazla katkısı Feghouli'ye göre. Feghouli'nin ise hücumdaki varlığı daha büyük bir etken. Merkezden top kullandığı zaman çok büyük fark yaratıyor. Mesela geçen hafta Cagney'e attırdığı gol üst düzey bir pas. Belhanda onları 10 kere de bir kere atıyor veya 5 kere de bir kere atıyor ama Feghouli her zaman atabiliyor o pası orada. Ama onu da getirdi. Taylan'ın üstüne daha savunmada daha fazla yük bindiriyor. O sıkıntısı var. Yani şeyde Emre Kılınç konusunda herkese herhalde sol içte oynaması konusunda emin. Çünkü Emre Kılınç'ın oraya getirdiği dinamizm Galatasaray'a bayağı fayda sağladığını düşünüyorum ben. Gerek Emre Taşdemir'in önünü açmada olsun gerek ona yardım savunmasında olsun. Yani sol beke yardım savunmasında olsun. Bayağı işe yarıyor bence Emre Kılınç. Bir de o orta sahadaki Taylan'la ikisinin dinamizmi arttırması da Galatasaray'ı öne taşıyan son 3 maçtır öne taşıyan etkilerden birisiydi bence. Ben de böyle düşünüyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı sizin buna ek olarak? Ya sanki buna Babel'i ileri ucak koysak hani böyle biraz daha böyle denklem oturacak gibi geliyor bana. Oğulcan'ı kanatlardan birine, Feghouli'yi bir tarafa mesela. Belhanda, Emre Kılıç merkezde olabilir. Yani hareketli bir santroforun olmuş oluyor Babel gibi. Babel zaten orada biraz yükselmişti yani o maçla beraber. Ya sanki böyle biraz daha iyi olur gibi geliyor bana bu şey tercih. Cagney'i kenarda oturtup. Ama Cagney de çok formda tabii. O da zor bir seçim yani. Cidden zor bir soru yani. Yani şey var, Babel sanırım Sivas maçında en son forvet oynadı. O maçta bayağı derine inmişti işte. Stoperleri de sağa sola taşıyordu. Bayağı hareketli oynadı. Cagney'e göre de bayağı hareketliydi. Cagney'in yükselen bir performansı olmasına rağmen. Tabii orada tercih zor. Bir de Emre Akbaba meselesi var mesela solda. Onun yerine kimi koyacak ve Arda'nın önünde Arda mı oynayacak? Orada da büyük bir soru işareti var. Tamam, Emre Akbaba daha skorer. Arda'ya göre işte Feghouli'ye göre yani en azından rol olarak daha skorer bir profil çiziyor. Yani Galatasaray'da böyle bir sorun var. İyi anlamda çözebilecek mi göreceğiz Fatih Terim.